Esselamu Aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonlarımızda EUROM yüklüyse ve bu ROM'un son sürümü çıktıysa biz bu son sürümü telefonlarımıza nasıl yükleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Xiaomi telefonlarında kullanılmakta olan EUROM MIUI sürümlerinin Çin'de yayınlandıktan sonra globalde de kullanımını sağlayan Xiaomi.eu isimli geliştirici topluluğu tarafından yayınlanan bir ROM. Bu ROM'u telefonuma kurmamdaki sebep biraz daha stabil, biraz daha akıcı olması bu ROM'un. Sizin de telefonunuzda Xiaomi.eu ROM kuruluysa bu ROM'u bir üst sürüme nasıl güncelleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şimdi benim cihazımı göstereyim. MIUI sürümü Xiaomi.eu 12.5.2 stabil yazıyor. Gördüğünüz gibi Hatta yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi Xiaomi.EU 12.5.2 stabil sürümün mevcut. Bunu yeni bir sürüm var mı bunu kontrol edeceğim ve de güncellemesi nasıl yapılır? Telefonumuzdaki veriler silinmeden nasıl güncelleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle cihazım Redmi Note 8. Buradan çıkalım. Telefonuma göre EU ROM var mı, yok mu? En son hangi sürüm var? Buna bakacağız. Play Store'a girelim. Burada MiUI Dowloader APP yazıp arattığımızda Gördüğünüz gibi şu şekilde sarı bir resmi olan bir uygulamamız mevcut. Bunu telefonumuza indirelim. Ben de güncelleme gelmiş. Bunu yapayım. Fazla yer kaplayan bir uygulama değil zaten. Uygulamayı telefonumuza yükledikten sonra aç diyoruz. Bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Buradan telefonumuzun modelini seçeceğiz. Redmi benim cihazım. Note 8 olduğu için Note 8'i buluyorum. Note 8'i seçtiğimde Uygulama reklam veriyor. Kapatalım. Burada gördüğünüz gibi Xiaomi.eu ROM yazar. Buraya tıkladığımda yine reklam mevcut. Gördüğünüz gibi stabil ROM yazıyor. Burayı seçtiğimde Xiaomi EVO Stabil ROM'un 12.5.4 sürümünün yayınlanmış olduğunu görüyorum. Benim sürümüm neydi? Burada da göreceğiniz gibi 12.5.2 idi. Yine MIUI Dovlander isimli uygulamadan bu kısımdan en güncel sürümü telefonunuza indirebilirsiniz. Buradan indire tıkladığımızda Direkt bu şekilde tarayıcınızı seçmenizi ister. Chrome seçelim mesela. Bizi siteye atıyor. Bu kısımda indirme bağlantısı alın. Yine de indirmeyi deneyin şeklinde. Seçenekler geliyor. Buradan yine de indirmeyi deneyin diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve Evrom'un en güncel yazılımı telefonunuza indirilmeye başlanacaktır. Gördüğünüz gibi nereye indirileceğini seçin diyor. İndirilecek dosyanın ismi de burada çıktı. 12.5.4 buradan indir diyerek son sürümü telefonunuza indirebilirsiniz. Sizin telefonunuzun modeli neyse uygulamadan seçerek son EPROM güncellemesini bu şekilde indire tıklayarak indirebilirsiniz. Ben daha önce bu dosyayı indirdim. Şimdi iptal diyorum. Buradan çıkıyorum. Şimdi dosyalara girelim. Burada depolama kısmında download klasörüne girdiğimizde ben daha önceden indirdiğim için gördüğünüz gibi benim telefonuma uygun Xiaomi nokta 12.5.4.0 sürümü zip dosyası telefonumda indirilmiş vaziyette bulunuyor. Buradan çıkıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Cihazım diyoruz. MIUI sürümüne tıklıyoruz. Sağ üstteki 3 noktaya tıklayarak Kurtarma modunda yeniden başlatın kısmı mevcut. Buraya tıklayarak TWRP modunda telefonumu açacağım. Siz buraya tıklamadan da güç tuşu ve ses açma tuşuna basılı tutarak telefonunuzu TWRP modda başlatabilirsiniz. Kurtarma modunda yeniden başlatın diyorum. Evet diyorum ve telefonum kapanarak kurtarma modunda açılacak. Daha doğrusu TVRP mod yüklü olduğu için ben de TVRP modda açılacak. Sizde farklı bir kurtarıcı mod olabilir, Orange, Fox gibi diğer bir kurtarma modu da mevcut. Sizde o da kurulu olabilir. O şekilde açılır. Gördüğünüz gibi kurtarma modunda başlatın dediğimde bu menü açıldı. Bu kısımda installa tıklıyoruz. Select Storage deyip internal Storage diyoruz. Yani telefonun kendi hafızası ok diyoruz. Burada download klasöründe indirmiş olduğumuz dosyaya tıklayarak swipe to confirm flash kısmını bu şekilde yana doğru kaydırıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurulum başlıyor. Güncellememiz şu an itibariyle başladı. Birkaç dakika sürebilir. Şu anda 12.5.2 olan e 12.5.4 12.5.4'e güncelleniyor. Gördüğünüz gibi güncellememiz tamamlandı. Burada son olarak Wipe Chech Dalvik yazar. Buraya tıklayıp bu kısmı da Swipe to Wipe diyerek Dalvik'i sıfırlıyoruz ve sağdaki sistemi yeniden başlat. Reboot sisteme tıklayarak telefonumuzu başlatıyoruz. Burada açılışta sizi biraz daha telefon bekletebilir. Herhangi bir sorun yok. Mia yazısında takılmadı telefonumuz biraz sonra açılacak bekliyoruz. Gördüğünüz gibi açılırken bir süre bizi bekletiyor. Hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Duvar kağıdım biraz önceki bıraktığımla aynı gördüğünüz gibi. Tuş kilidimizi açalım. Telefonumuzun uygulamaları da gördüğünüz gibi. Bıraktığımız şekilde ayarlara girip cihazım kısmından MIUI sürümüne baktığımızda hatta size yakınlaştırıp göstereyim. Xiaomi EU sürümünün 12.5.4'e yükseltilmiş olduğunu göreceksiniz. Telefonumuzda hiçbir şekilde hiçbir şey silinmiyor. Galerimizdeki fotoğraflar vesaire hepsi duruyor. Siz de EU ROM kullanıyorsanız ve bir üst sürüme geçmek istiyorsanız telefonunuzu bu şekilde güncelleyebilirsiniz. EU ROM'un MIUI 13 sürümü yakın zamanda çıkacaktır. MIUI 13 sürümüne güncellerken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.